bir çizgi belirir. Düzen zayıflar, aile devrilir ve kaos başlar. sinemasaya hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Netflix'in çok konuşulan yeni işi Kaos'u şöyle bir masaya yatıracağız. And chaos They put poop all over our statue. <laughs> Why would you think that that... Dilerseniz hemen videomuza geçelim Dizinin senaristi Charlie Covell Bu ismi nereden hatırlayacağız Hemen hatırlatayım The End of the Fucking World 20'şer dakikadan böyle başta bitir tadında bir diziydi O dizinin senaristi Şimdi de kaosu kaleme almış Kendisi de şöyle belirtiyor Yunan mitolojisinin günümüze uyarlanmış versiyonu Modernize edilmiş versiyonu olarak Ekranlarınıza taşıdık demiş Öncelikle hemen şunu belirtmek istiyorum Diziyi izlemeyen arkadaşlar varsa korkmayın spoiler yemeyeceksiniz. Size bir tavsiyede bulunabilirim. Yunan mitolojisine ucundan da olsa şöyle bir göz atıp diziye başlarsanız bayılacaksınız. Dinleri, mitleri, mitolojileri, efsaneleri araştırmayı seven biri olarak ben bayağı bir keyif aldığımı söyleyerek başlangıcı yapabilirim. Başrolde Jeff Goldblum'u izliyoruz. Zeus karakterine hayat vermiş. Onun partneri ise Janet McTeer. O da Hera'yı canlandırıyor. Bunlar karı koca tanrılar tarafından yönetilen bir dünya var. Bu iki isim de tanrıların kral ve kraliçesi olarak piramidin en üstünde bulunuyorlar. Game of Thrones'taki entrikalar falan bu dizinin içindeki entrikaların, kaosların yanından bile geçemez. Öyle söyleyebilirim size. Zeus ve Hera normalde kardeşler ama evliler. Allah belanıza versin! birbirlerine aşık oluyorlar. İşte Hera bir tanrıça, evliliği sembolize ediyor mitolojide. Zeus ona aşık olur falan fıstık. Çok büyük bir aşk var aralarında hesapta ama neler oluyor neler. Yunan mitolojisindeki tanrıları burada başrolde izliyoruz. Mesela Prometheus karakteri var. Zeus'a karşı gelerek insanlara ateşi yani bilgiyi, aydınlanmayı sunar. Ve Zeus buna çok sinirlenir. Kendisini böyle Kafkas dağının zirvesine zincirler orada her gün bir kartal tarafından işkenceye maruz kalır. Kartal bunun karaciğerini yer falan. Sonsuz bir döngüye mahkum edilir. Karaciğeri yenilenir, vücudu yenilenir. Ertesi gün tekrar aynı kartal gelip Prometheus'u acılar içinde bırakır falan filan. İşte bu efsaneleri bizlere biraz göstermişler. Eğer Tim Burton filmlerini, işlerini seviyorsanız buna bayılacaksınız. Tim Burton'ın işlerindeki o masalsılık bu dizide fazlasıyla var. Oyunculuklar harika, karakterler çok iyi seçilmiş görsel efektler fazlasıyla doyurucu mesela sadece Medusa karakterinin şu sahnesi bile Şahmaran'ın komple iki sezonla bedel. Mükemmel görsel efektler. Son derece gerçekçi. Bizimkilerde olay nasıl oluyor? İşte Serenay Sarıkaya çok seviliyor. Ay Burak Deniz'in çok hayranı var. Şampuan çocuk, yalı şapşalı. Bunları bir öpüştürürüz falan. izlenir. Evet izleniyor. Araplar izliyor ama kaos gibi bir iş yaptığınız zaman ya da Game of Thrones gibi bir iş yaptığınız zaman bütün dünya izliyor arkadaşlar. Maalesef Türkiye'de böyle bir eksik var. Böyle bir tokat attıktan sonra devam edelim. Hikaye günümüzde geçiyor olsa da 80'li yıllarda doğmuş olan senarist fazlasıyla bu dokuyu bizlere vermiş. İşte retro tarzda kıyafetler, kostümler, araçlar, eşyalar. Ayrıca Çalan şarkılar, seçilen müzikler dört dörtlüktü, efsaneydi. Peki ne anlatıyordu, hikayesi neydi? Evet Yunan mitolojisinden günümüze uyarlanmış falan filan ama günümüzdeki yönetim şeklini, günümüzdeki insanları da anlatan bir havası vardı dizinin. Dizinin bana bu kadar çekici gelmesinin altında da bu gerçek yatıyor. Tamamen günümüzde yaşadığımız yönetim şekliyle alakalı göndermeleri vardı. Mesela Zeus insanların iyi anlaşmasını tahammül edemiyor ve kaos çıkartmak istiyor diyor. Zeus işte bazı olaylar yapıyor. Salgınlar, yangınlar vesaire ve televizyondan insanların acizliğini izliyor. Günümüzde de yakın dönemde işte korona dönemini atlattık. İşte yok Ukrayna savaşı var, şu var, bu var. Ekranlardan bizlere sürekli korku pompalayan bir üst akıl olduğu gerçeğini görmezden gelmemek gerekiyor. Günümüzde de bir kaos yaşanıyor değil mi? Kaotik bir dünya var. Aile yapısının zedelenmesi falan dizinin içinde herkesin kendine özel bir kehaneti var. Bu kehaneti kaderi olarak yorumlayabiliriz. Dizide en çok geçen slogan şuydu. Bir kehanet olarak Zeus'un da kehaneti aynı. Birkaç karakter daha var. Onlar ileride muhtemelen bir devrime neden olacaklar. Kehanetleri şuydu: Bir çizgi belirir, düzen zayıflar, aile devrilir ve kaos başlar. Günümüzde de aile yapısı ne kadar bozuldu değil mi? Bunu neyle ilişkilendirebiliriz? inanç sistemlerinin ortadan kalkmaya başlamasıyla alakalı bir durum var. Dizinin içinde gençler ve yaşlılar arasında bir çatışma var. Bunu kuşak çatışması olarak görebiliriz. Mesela Zeus'un yaramaz haylaz çocuğu Dionysos var. Dionysos mitolojide zevk, eğlence ve içkiyle ilişkilendirilen bir tanrı, yarı tanrı. Zeus'un bir ölümlü olan Semele'den olan çocuğu. Dionysos'u izlediğimiz zaman zevke, eğlenceye falan düşkün olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada yine bir Netflix şu için LGBT bayrakları açılmış durumda. Dionysos eşcinsel ilişkiler yaşıyor. İşte Prometheus'un bir yatak sahnesi var. Bunlar bana biraz antipatik geliyor açıkçası. Yani filmlerde, dizilerde böyle sevişme sahnelerinin falan gözümüze sokulması en gereksiz bulduğum şey. Yeter artık! Yeter buramıza geldi ya! Nedir bu be? Yani sevişen insanları izlemek istesem açar porno izlerim anlatabiliyor muyum? Yani bu rahatsız ediciliği var ama bunun dışında çok iyi bir konsept var. Erinyeler diye bir üçlü var. Motor çetesi gibi üç farklı karakter. Bunlar da vicdan olarak görev yapıyorlar. Ben o şekilde algıladım. İnsanları yaptıkları suçlarla, günahlarla yüzleştiren erinyeler. Onlar da önemli karakterler olarak ikinci sezonda mutlaka tekrar tekrar karşımıza çıkacaklar. Dizinin içinde dediğim gibi hani aile yapısının bozulması günümüzde de işte aile yapısının bozulduğunu görüyoruz. Artık kim kime dumduma, savaşma, seviş şekli tinde bir kafa yapısı yarattılar. Dizi aslında biraz da bunu anlatıyor. Mesela Dionysos'tan bahsettim ya sembolizmde Bapomet isimli bir tanrı vardır. Keçi başlı işte satanizmi temsil eder. Tanrı karşıtlığını temsil eder. İlk bölümde üstünde bir gömlek var. Gömlekte Bapomet'in resmedildiğini görüyoruz ve Dionysos işte asi bir çocuk, yaramaz haylaz bir çocuk falan fıstık zevkine mevkine düşkün. Zeus'un dünyasında yani Olimpos'ta şöyle bir olay var. Herkes tanrılara inanıyor herkes diğer tarafa geçtiğinde yenileneceğine inanıyor. Tıpkı burada anlatıldığı gibi hani cennete gideceğiz, sonsuz şeyler falan filan. Ama diğer tarafa geçen faniler var ve diğer tarafa geçtiklerinde o yenilenmenin bir yalan olduğunu görüyorlar. Dünyaya dönüp anlatmak, insanlara kandırıldıklarını göstermek istiyorlar. Sık sık vurgu yapılan bir söylem var dizinin içinde. Tanrıları devirmekten bahsediliyor. İşte tanrıları devirmek için de diğer taraf yalanını ifşa etmek isteyecek olan bir üçlü izleyeceğiz İkinci sezonda orada mesela kullanılan yine bir sembol var hani amin vardır ya, ya da amen falan dinlerin bu tip sembolik hareketleri vardır burada da şöyle bir hareket yapıyorlar ellerini alınlarına koyup ver o diyorlar şu hareketin anlamını ben şöyle gördüm bizim arkadaşlar epifiz bezimiz var beynimizin içinde üçüncü gözlerinden çok önemli ama haberdar olmadan yaşadığımız bir merkez bir çekirdek var şu hareket üçüncü gözlerimizin üst sunulduğunu gösteriliyor avuç içiyle kapatılmış bakın sembolizmde şu sembol çok kullanılır Bizler dehamızı kapatan insanların yönettiği dünyada yaşıyoruz ve bir kaos ortamındayız şu an İnsanlık tarihi boyunca hiçbir zaman şu an olduğu kadar dinler ya da tanrı eleştirilmemişti. İnançsızlık tavan yapmış durumda. Ben de şöyle düşünüyorum. İnsanlar tarih boyunca dinler nedeniyle savaşmış vesaire. Birçok tanrı peydah olmuş. Birçok tanrı yaratılmış. Herkes farklı bir isimle farklı bir şekilde tanrıların buyruklarına itaat etmişler. Bunları yıkmaya çalışan bir üst akıl var şu an. Bu kaos da o kaosu anlatıyor. Şu an yaşadığımız dönemi anlatıyor aslında. Dünyayı yöneten üst takılın himayesi altında, kendi bilinçlerimizin farkında olmayan varlıklar olarak sadece tüketmekle meşgul oluyoruz. Hepimiz asiyiz. İşte Allah'a inanmıyorum, ben ateistim, ben agnostiyim falan değil mi? Bu söylemlerin çok çoğaldığı bir dönemdeyiz. Kaos dönemindeyiz. Birçok şey bozuldu. Yani maneviyatımız bozuldu, aile yapısı, dediğim gibi hani dizinin içindeki kehanet, de de çok bahsediliyor. Bozuldu tamamen yıkılmış durumda. Bunların yeniden inşa edilmesi için yeni bir düzen gerekiyor. Yeni dünya düzenini kurmak isteyen üst aklın da mottosu kaostan düzen doğar. Evet bir kaos ortamındayız ama bu kaos ortamından hep birlikte çıkabilirsek çok güzel günler bizleri bekliyor olabilir. Ama kaybettiğimiz değerleri de sorgulamamız gerekiyor. Çok fazla zevke, çok fazla haza düşmüş durumdayız. Aynı zamanda eleştirel bir bakış açısı sunmuş bize bu dizi bu nedenle beğendim ben açıkçası. Dizide işte yeraltı, yeryüzü ve gök var. Gökte işte tanrılar göklerde yaşıyor. Yeryüzünde bizler yaşıyoruz. yer altında da faniler var. Diğer taraf olarak geçiyor. Orayı da Hades yönetiyor. Yine Zeus'un kardeşlerinden biri. Bir de Poseidon var. Hera Zeus'u Poseidon'la aldatıyor. Bu arada Poseidon da onların kardeşi. Hani düşününce çok iğrenç gerçekten. Usan mı hocam? Bu san mı? Yeterli. Ama anlatılan hikaye bu şekilde olduğu için böyle yansıtmışlar. Şimdi yer altında geçerken sahneler orayı siyah beyaz işlemişler ki bence çok başarılı olmuş. Ölümü siyah beyaz olarak bizlere sunmuşlar. Sahne karışıklığı yaşamıyoruz ve bu durum bence diziyi daha çekici hale getirmeyi başarmış. İyi bir iş izledik. İkinci sezon gelir mi? Tabii ki gelir çünkü kaos yeni başlıyor. Yani birinci sezon biterken henüz kaos yeni başlıyor. Önce Zeus'un ailesi içinde bir kaos başlıyor. Sonra dünya genelindeki kaos bakalım tanrıları devirmeyi başarabilecek mi? İkinci sezonda muhtemelen Athena, Afrodit, Helen yani mitolojide geçen birçok ismi izleyeceğiz gibi geliyor. Ortada büyük bir emek var. Bu su götürmez bir gerçek. Dilerim Türkiye'deki yapımcılar da buradan biraz feyiz alıp kaliteli işler yaparlar. Sadece insanları seviştirmek, ünlüleri seviştirmekle reyting almak olmuyor. Herkese hitap edebiliriz. Dizilerimizi yurt dışına satıyoruz. Boş konuşma. Yürü git lan! Evet kardeşim Orta Doğu'ya satıyorsun yani Afganistan'da falan izliyorlar ben de Araplar mı Araplar izliyor yani yeterince konuştuğuma göre bu videoyu böyle sonlandıralım İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakıyorsunuz hoşçakalın.